أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صباح الشريفlerimiz hayrola, bütün şerler defola. Güzel bir gün, sabah namazından sonraki vakit ve günlerden de Zilhicce günleri. Elhamdülillah. Biz de namazımızı eda ettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mübarek sözlerinden hadisi şerifleri okumaya başlıyoruz. Riyazu Salihin dersleri yapıyoruz. Üçüncü dersimiz İmam Nevevi'nin toparladığı bu hadis kitabında birinci bölümdeyiz. İhlas ve niyet bölümü. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10. hadis-i şerife gelmiştik. Bismillah. An Ebi Bekrate Nüfe'i İbnil Harifi Tekafiyyi radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale Ebu Bekre Nüfe'i İbnil Harif tarafından rivayet ediliyor. Bu sahabi efendimiz de değerli sahabilerden birisi. Bu Taif kuşatmasında Müslüman olan kölelerden birisi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da bu tip kölelerin azat edilmesini teşvik etmiş ve azat edilmiş. Ebu Bekre. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu diyor. Bize bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. اِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Allah Resulü buyuruyor ki, iki Müslüman kılıç çekip birbirlerine saldırırlarsa, ölen de cehennemde, öldüren de cehennemde. İki Müslüman birbirine kılıç çekip, silah çekip saldırırsa, canına kast ederse, ölen de cehennemde, öldürülen de cehennemde. Ebu Bekir devam ediyor. Kultu, ben sordum. Dedim ki ya Resulallah, hâzel katil, femâ bâlul maktul. Yani katilin cehennemde olmasını anlarız. Niçin? Bir cana kıymıştır, bir cana kastetmiştir, bir Müslümanın kanını dökmüştür. Tamam, bunun cehennemde olmasını anlarız. Peki öldürülen niye cehenneme gidiyor? Öldürülen niye cehenneme gidiyor? Kâle, Efendimiz buyurdu ki innehu kana harisan ala katli sahibi. Çünkü o da kardeşini öldürmek, arkadaşını öldürmeyi kastediyordu da onun için. Niyeti onu öldürmekti ama o onu öldürdü. Niyeti görüyor musunuz? Karşılıklı Müslümanların birbirlerine silah çekmesi, birbirlerinin canına kastetmesi iki tarafı da cehenneme yuvarlar götürür. Efendim öldüren katil, öldürülen maktul, mazlum, mazlum değil işte. O da zalim, o da silah çekmiş, o da karşı tarafa hücum etmiş ama diğeri üstünlük sağlamış, öldürmüş. Ha, niyet burada önemli. Sen öldürülmüş olsan bile niyetin neydi senin? Öldürmekti, kastettin Müslümanın canına. Onun için yeri cehennem. Allah muhafaza buyursun. İki Müslümanın kavga etmesi, iki Müslümanın savaşması, iki Müslüman ülkenin karşı karşıya gelmesi, iki Müslüman ülkenin birbirinin kanını akıtması, birbirinin topraklarını işgal etmesi ne anlama geliyor bu hadisi şeriften? Anlayalım işte. Fakat tarih boyunca maalesef öyle oyunlar oynamışlar ki hep Müslümanlar karşı karşıya gelmişti. Hep Müslümanlar birbirleriyle savaşmış. Hep Müslümanlar birbirlerinin kanını heder etmişler. Yani kafir kendisi silahını ele almıyor. Çok nadir almış. Genelde Müslümanı Müslümana kırdırmış, Müslümanı Müslümana vurdurmuş. Halen de o oyun devam ediyor. Oyun hala tutuyor. Maalesef. Biz bıraktık İslam düşmanlarını. Bizim canımıza kasteden, ırzımıza kasteden, toprağımıza tecavüz eden kafirleri, düşmanları bıraktık. Birbirimizin
boğazına sarılıyoruz. Ve bu gidişle de böyle devam edeceğe benziyor. Müslümanlar silkinmedikçe, Müslümanlar oyunları bozmadıkça, Müslümanlar karşı karşıya değil de omuz omuza kenetlenip düşmanlarına karşı yek vücut olmadıkça Allah'ın yardımı gelmeyecek. Müslümanların zelil durumdan kurtulması da mümkün olmayacak. Açıktır bu. Muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis. 11. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salatur raculi fi cemaatin tezidu ala salatihi fi suqihi ve beytihi bid'an ve işrine dereceten. Bir insanın evinde ya da iş yerinde namaz kılması, cemaatle namaz kılmasıyla karşılaştırılıyor bu hadiste. Efendimiz buyuruyor ki, bir kişinin cemaatle namaz kılması, evinde ya da iş yerinde namaz kılmasından 20 küsür derece daha sevaptır. Bir Müslümanın, bir insanın koşup camiye gelmesi, cemaatle namaz kılması, evinde ya da iş yerinde tek başına namaz kılmasından 20 küsür derece. Bir rivayet 25 derece, bir rivayette var 27 derece daha değerli, daha kıymetli, daha çok sevap. Şimdi bir tarafta bire bir var kar olarak. Bir tarafta da bire 27 kar var. Hangisini tercih edersin? Vallahi bire 27'yi tercih ederim ben. Yani bire bir de iyi de en azından zarar değil. Ama bire 27 dururken bire bire kim bakar, kim döner bakar? En ufak alışverişimizde bile karımızı düşünüyoruz ya. O karımızı elde etmek için de icabında metrelerce, bazen de kilometrelerce yolculuk yapıyoruz ya. Hani şu bakkalda satılanla şu taraftaki bakkalda satılan arasında fiyat farkı varsa hemen ucuz olana gidiyoruz ya, niçin? Kârımız var diye. Muhterem, mübarek insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, günde 5 defa katlaya katlaya ecir ve sevap kazanacağın bir iş var burada. Zaten 5 vakit namazı kılıyorsun. Cemaatle kıl. Cemaatle kıl ki sevabın 25 derece artsın, 27 derece artsın diyorsun. Yok, bana bu kadar yeter. Devam ediyor hadis-i şerif. Sadece 27 dereceyle bitmiyor bu iş. Bakın. وَذَٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدِ. Bir kişi güzelce abdest aldı. Ondan sonra da mescide, camiye geldi. Evinde abdest aldı ya da iş yerinde abdest aldı. Gelip caminin şadırvarında da alabilir canım. Güzelce bir abdest aldı. Sünnet üzere bir abdest. Sonra da camiye, mescide yöneldi. La yuridu illa salah. La yenhazuhu illa salah. Niyeti ne? Sadece ve sadece namaz kılmak için geliyor camiye, mescide. Sadece niyeti bu. Lem yahtu hutveten illa rufi'a lehu biha dereceten. Rufi'a lehu biha derecetun ve hutta anhu biha hati'etun hatta yedhulel mescid. O insan evinden, iş yerinden çıktı. Evine, iş yerine yakınlık, uzaklık ne derecedeyse artık, mescide gelirken attığı her adımda bir derece yükseltilir ve bir günahı da silinir. Her adım, 3 adım, 5 adım, 10 adım, 20 adım değil, kaç adım atmışsa bir insan, aynı şey bir insan arabasından gelirse ne olur? Yürüyerek gelirken kaç adımsa Allah-u Azimuşşan onun hesabını melekleri yaptırır. Aynı sanki adım atmış gibi sevap kazanırsın. Bu fark etmez. Çünkü senin niyetin camiye, mescide gelmek, cemaatte namaza katılmak ya, onun için.
hatta yedhul el mescid. Bu hesap mescide, camiye girene kadar yapılır melekler tarafından. Bitti mi? Yok, bitmedi. Fe izâ dehal el mescide kâne fis salâti mâ kânetis salâtu hiye tahbisuhu. Camiye, mescide girdi. Namazı beklerken, namaza başlayana kadar ne kadar vakit geçmişse o kadar vakitte namazdaymış gibi sevap yazılır. 3 dakika önce, 5 dakika önce geldi, yarım saat önce geldi, bir Kur'an-ı Kerim okudu, tesbihi eline aldı, Subhanallah dedi, Estağfurullah dedi veya bir tefekkür etti, neyse, veya bir sohbet, ders varsa onu dinledi, namazı bekliyor. 3 dakika, 5 dakika, ondan ne kadar namazı bekliyorsa o kadar vakit, ne kadar geçmişse o kadar vakit sanki namazdaymış gibi sevap yazılır. Canım kaçırılır mı ya? Bu sevaplar kaçırılır mı? وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ ف۪ي مَجْلِسِهِ الَّذ۪ي صَلَّى ف۪يهِ. Üstüne üstlük, o insan camide bulunduğu müddetçe melekler de ona dua etmeye devam ederler. Dua ederler devamlı ona. Derler ki melekler, يَقُولُونَ اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ diye devam ederler. Ya Rabbi ona merhamet et. Ya Rabbi onu bağışla. Ya Rabbi onun günahlarını sil diye dua ederler. مَا لَمْ يُؤْذِ ف۪يهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ف۪يهِ. Orada kimseye eziyet etmediği müddetçe bu duayı alır. Orada abdesti bulunduğu müddetçe veya başka bir tercümeyle orada konuşmadan ibadetle meşgul olduğu müddetçe bu duayı alır. Melekler şimdi size dua ediyorlar. Düşünün. Hepimize dua ediyorlar melekler. Ya Rabbi bunları bağışla, bu kullarını bağışla. Ya Rabbi bunlara merhamet et diye dua ediyorlar. Meleklerin duası reddolunmayacağına göre, meleklerin duası mescitte bulunan insanların üzerine olduğuna göre bu da üstüne üstlük bir sevap. Bütün bunlar nereden kaynaklanıyor? Sen ihlas ve samimi bir niyetle evinden çıktın, camiye geldin, camide cemaate katılmak istedin. Attığın her adımda sevap. Buraya geldin, oturdun, namazdaymışın gibi sevap. Burada kimseye eziyet etmedin. Tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle meşgul oldun. Burada da melekler tarafından devamlı dua alıyorsun. Elhamdülillah. 12. hadisi şerif. An Ebil Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhuma an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fîmâ yarvî an Rabbihi tebâreke ve teâlâ kâl. Abdullah ibn Abbas, Peygamber Efendimizin amcası, Abbas'ın oğlu. Hibrul Ümme, Tercümanul Kur'an lakaplarıyla lakaplanmış muhteşem bir insan. Medine'ye hicretten 3 sene önce dünyaya gelmiş. Peygamber Efendimizin kucağına getirmişler, koymuşlar Abdullah'ı. Allah Resulü ağzında çiğnediği hurmayı yumuşatıp onun damağına sürmüş. Buna tahnik deniliyor Araplarda. Tahnik. Bunu yapmış. Yani ilk defa onun rızkı, dünyadaki rızkı karnına giden, Peygamber Efendimizin tükürüğünün de karıştığı, çiğnendiği hurma olmuş. Onun için sahabi efendilerimiz arasında da bu yönüyle çok değer verilen bir zat. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin nerede indiğini, hangi olay üzerine indiğini bana sorun bilirim diyor. Onun için Kur'an'ın tercümanı diye lakaplanmış. Ta sahabe efendilerimiz zamanında. Muhteşem bir insan. İşte o Peygamber Efendimiz'den bir hadis rivayet ediyor. Ancak Peygamber Efendimiz de bunu Allah'tan rivayet ediyor. Yani bir hadisi kutsi ile karşı karşıyayız. İki türlü hadis var. Bir hadisi kutsi, bir hadisi nebevi. Hadisi kutsi ne demek?
Manası Allah-u Azimuşşan'a ait. Allah ilham ediyor. Sözleri, söze dökülmüş hali de Peygamber Efendimiz'e ait. Efendimiz de onu dillendiriyor. Ama söz kime ait? Mana olarak Allah'a ait. Mana Allah'a ait. Öyle dinleyin. Şimdi yani Allah-u Azimuşşan konuşuyor. Kale, Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَٰلِكَ Allah Celle Celaluhu iyiliği de kötülüğü de yarattı. Ondan sonra iyiliği de kötülüğü de Allah-u Azimuşşan yarattı. Sonra da onu açıkladı. İyilik ne? Allah'ın hoşuna giden her şey. Kötülük ne? Allah'ın hoşuna gitmeyen her şey. Bunları yazıp açıkladı. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Kim bir iyiliğe niyetlenirse, ben bir fakire sadaka vereceğim, ben gidip kardeşimi, hasta kardeşimi ziyaret edeceğim, ben şuraya bir yardım yapacağım diye bir iyiliğe niyetlenirse, ben oruç tutacağım, yarın oruç tutacağım, işte ben Allah nasip ederse bu sene hacca niyetlendim, parayı da ayırdım, hacca gideceğim diye bir iyiliğe niyetlenirse, hemen o anda, niyeti yaptığı anda Allah Celle Celaluhu tam bir sevap yazar ona. Tam bir sevap. Neye niyet ettin? Sadakaya. Tam bir sadaka sevabı. Neye niyet ettin? Hacca. Tam bir hac sevabı yazılır o insana. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ اِلَى اَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ O niyetini gerçekleştirdiği zaman da Allah-u Azimuşşan o sevabı ona çıkartır 10 kat. Veya 10 kattan da daha fazla yapar, 700 katına kadar da gider, daha da artırır Allah. Şimdi niyet ettin, bir hac sevabı aldın. Hacca gitmek için de Allah yolları da açtı, imkanı da verdi, bindin, gittin, haccını da yaptın ya, Allah-u Azimuşşan onu ona katlıyor en az, en az. Ondan sonra 10, 20 de olabilir, 100 de olabilir, 200 de, 500 de, 700 de olabilir. Bir hac 700 sevabı, 700 hac sevabına da dönüşebilir. Şimdi geldik. Peki kötülük nasıl bir karşılık görüyor? Ve in hemme bi seyyi'etin felem ya'malha ketebaha Allahu Teala indehu haseneten kamile. Bir kötülüğe niyet etti. Bir günaha. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye bir kötülük, bir günah işleyeceğine karar verdiği zaman bir şey yok. Onu yapmadı. Niyet etti ama sonra dedi ki ben Allah'tan korkarım. Böyle bir şey bana yasaklanmış. Böyle bir şey yapamam. Kardeşime zarar veremem. Allah'a isyan edemem dedi, vazgeçti. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu kötülükten vazgeçtiği için ona tam mükemmel bir sevap yazar. Kötülükten vazgeçme sevabı diye bir şey var Müslümanlar. Kötülükten vazgeçme sevabı. Niyet etti adam, işte gideceğim, vuracağım, kıracağım veya çalacağım, çırpacağım veya oturacağım, içeceğim. Haşa. Böyle bir şey. Sonra dedi ki ya olmaz. Bana yakışmaz Müslüman olarak. Allah yasaklamış bunu. Dedi, vazgeçti ya, Allah vazgeçtiğinden dolayı mükemmel, tam bir sevap yazar. وَاِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً Peki, niyetini sonra gerçekleştirdi. O kötülüğü gitti yaptı. Ne oldu şimdi? Allah-u Azimuşşan ona karşılığı olarak sadece bir günah yazdırır. Günah, bir günah. İyiliğe ne kadardı? En az 10. 700'e kadar da çıkıyordu. Günahın karşılığı ne? Bir. Mevla Teala Hazretleri kulunu kazandırmak istiyor. Kuluna kapıları sonuna kadar açmış. Cennet kapıları sonuna kadar açık. Kulum gel diyor, kazan diyor. Dünyanı da kazan, ahiretini de kazan diyor. Hala kul
Allah-u Azimuşşan'ın bu çağrısına kulak vermiyorsa, yok ben cehennem yolunu tuttum, cehenneme gideceğim diyorsa, onun da kapısını biraz aralamış. Niyet, niyet, niyet. Bu bölümün son hadisi, 13. hadis. An Ebi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhuma kal. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Bu da ikinci bir Abdullah. Bu da muhteşem bir Abdullah. Sahabi efendilerimizden. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden 10 yıl önce Mekke'de dünyaya gelmiş. Babasıyla birlikte iman etmiş, Müslüman olmuş küçük yaşlarda. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı hayran bir şekilde devamlı izlemiş, takip etmiş. Efendimizin sünneti neyse, ne yapmışsa, nerede oturmuş, nasıl konuşmuş, nasıl yemiş, nasıl yatmış ise aynısını taklit etmeye çok özen göstermiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. O rivayet edecek bu hadisi. Kale, semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, şöyle buyurdu. Efendimiz bu hadisi şerifte geçmiş ümmetlerden 3 kişiden bahsedecek. Bu 3 kişi, 3 arkadaş yola çıkmışlar, yolculuk yapıyorlar. Akşam vakti olmuş. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girmişler. Ondan sonra başına gelenler neler, onları anlatacak. İntalaka thalathatu neferin mimmen kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. 3 kişi sizden önce yaşayan devirlerde 3 kişi arkadaş olmuşlar, yola çıkmışlar. Akşam vakti gelmiş, geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler diyor Efendimiz. فَنْحَدَرَتْ سَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارِ Dağdan bir kaya yuvarlandı, onların girdiği mağaranın kapısını kapattı. Allah dağdan bir kaya yuvarladı, geldi tam da kaya mağaranın kapısını kapatıverdi. İnnehu la yunciikum min hadhihi sahrati. Evet. Fakalu, dediler ki, demek ki biraz ittiler, zorladılar falan, çıkacak gibi değil. Kaya da yerinden oynamıyor. Bitti burada, hayatımız burada bitti. Kimse de bizden haberdar olmaz, herhalde burada ölüp gideriz diye düşündüler. Arkasından fekalu, dediler ki birbirlerine, innehu la yunciikum min hadhihi sahrati illa en ted'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Artık buradan kurtuluş yok. Ancak bir yol var. Allahu Azimuşşan'a ihlas ve samimiyette dua edeceğiz. Nasıl bir dua yapacağız? Bir amelimizi öne sürerek, yaptığımız güzel bir işi, dünyada hayatımızda beğendiğimiz ve Allah rızası için yaptığımız bir işi vesile kılarak Allah'a dua edeceğiz. Ancak böyle Rabbim bizi kurtarırsa kurtarır. Kâle racülüm minhum. Şimdi birisi elini açtı, dua ediyor, diğerleri de amin diyorlar. Onlardan birisi diyor ki, Allahümme kâne li ebevâni şeyhâni kebîrâni ve kuntu la aghbiqu qablahuma ehlen ve la mâle. Ya Rabbi, benim ihtiyar, piri fani olmuş annem ve babam vardı. Benim şöyle bir adetim oluştu. Onların akşam yemeğini vermeden, karnını doyurmadan çoluk çocuğuma bakmıyordum. Onlarla birlikte sofraya oturmuyordum. İlk önce anamın, babamın karnını doyuracağım, ondan sonra çocukları doyuracağım. فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ اُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا. Bir gün hayvanlarıma ot toplamak için çalışırken geciktim. Akşam vakti ancak döndüm. Döndüğümde de onlar uyumuşlardı. Annem ve babam uyumuştu. Geç
kaldım o gün. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوكَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِضَهُمَا وَاَنْ اَغْبِكَ قَبْلَهُمَا اَهْلًا اَوْ مَالًا. Sütü sağdım, kaba koydum, getirdim anama babama ikram edeceğim. Aa, baktım ki uyumuşlar. Şimdi ne yapacağım? Anama babama sütü ikram etmeden, onların karnını doyurmadan çocuklarıma vermeyi de istemedim, hoşuma gitmedi. İlk önce annem babam gelir, ondan sonra çoluk çocuğum gelir diye düşündüm. فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي اَنْتَظِرُ اِسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبِيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. Kadeh elimde, kabı elimde, süt kabı elimde. Onları uyandırmak da istemedim. Başlarında beklemeye başladım. Uyansınlar, kendiliklerinden uyansınlar, onlara ikram edeyim diye. Ta sabah olana kadar da uyanmadılar. Sabaha kadar. Çocuklarım da ayağımın dibinde açlıktan ağlaşıyorlar. Ama vermek istemedim. فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوكَهُمَا. Nihayet sabah oldu, uyandılar. Onların yiyeceklerini ikram ettim. Şimdi diyor ki, Allahümme, اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ وَجِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ ف۪يهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ. Ya Rabbi, bunu ben senin rızan için yaptım. Eğer kabul edildiyse, senin rızan için yaptım. Niyetim buydu. Eğer bu kabul edildiyse, Ya Rabbi şu kayayı yerinden kaldır da biz de çıkıp gidelim dedim. Dua bu. Diğerleri de amin dediler. فَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ. Kaya yerinden oynadı. Biraz yol açıldı. Açıldı ama çıkacak gibi değil. قَالَ الْآخَرُ. Şimdi diğerine geçti. Söz diğeri dua edecek. اللَّهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِي اِبْنَةُ عَمِّنْ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ. Ya Rabbi, biliyorsun ki benim bir amcamın kızı vardı. Ben de onu çok seviyordum. Ve fi rivayetin, diğer bir rivayette, كُنْتُ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ. Bir erkeğin bir kadını nasıl severse ben de amcamın kızını öyle seviyordum. Aşıktım amcamın kızına. فَاَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَمْتَنَعَتْ مِنِّي. Onunla birlikte olmak istedim. Fakat o bundan uzak durdu. Bana kendisini teslim etmedi. Yani bir kadın, yani bir erkekle kadın ne yaparsa onu yapmak istedim. Ama yani zina yapmak istedim. Fakat o buna yanaşmadı. Hatta elemmet biha senetun minessinin. Bir zaman sonra kıtlık oldu. فَجَاءَتْنِي فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارٍ عَلَىٰ اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ. Kıtlıktan dolayı bu da etkilendi. Geldi benden yardım istedi. Kıtlık var, geldi benden yardım istedi. Ne oldu şimdi? İşi düştü, elime düştü diyor yani. Ben de 120 altın ona verdim ama bir şartla dedim. Beraber olacağız. O da tamam dedi. Ne yapsın yani kadıncağız? İhtiyacı var. Böyle de bir vicdansız adam var karşısında. Çıkarcı birisi var. Tamam dedi. Verdim. Hatta izâ kadertu aleyha. وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ.
Verdikten sonra artık hazırlandık. Tam böyle işe başlayacağım, zina edeceğim yani ondan. Bana şöyle bir söz söyledi, şöyle bir şey dedi. Dedik ki, اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفُضُّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ Allah'tan kork. Bu işi nikahsız yapma dedi. Zina yapma. Allah'tan kork, gayrı meşru bir iş yapma dedi. Bu kadar söyledi. Bunu söyler söylemez, فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي عَطَيْتُهَا Derhal vazgeçtim diyor. Bu söz beni etkiledi, derhal vazgeçtim. Allah'tan kork dedi ya, senden korktum ya Rabbi, derhal bu işten vazgeçtim, verdiklerimi de geriye almadım. Şimdi dua ediyor. Allahümme in kuntu fealtu zâlike ibtigâe vecike fafruc annâ mâ nahnu fîh. Ya Rabbi, bunu sırf senin için yaptım. Kabul olduysa bu sıkıntıyı bizden gider de çıkalım buradan gidelim dedi. فَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا Biraz daha yerinden oynadı kaya. Yerinden oynadı ama yine baktılar çıkacak gibi değil. وَقَالَ الثَّالِثِ Kaldı üçüncüsü. Üçüncü sözü ele aldı. Şimdi o dua ediyor. Diyor ki اللّٰهُمَّ اِسْتَأْجَرْتُ اُجَرَاءَ وَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذ۪ي لَهُ وَذَهَبْ Ya Rabbi, benim işçilerim vardı. Çalıştırdım işçileri. İşleri bittikten sonra da ücretlerini ödedim, gönderdim. Fakat birisi hariç. O ücretini almadan gitti. Ücretini almadan gitti. Kaldı elimde ona vereceğim para. Ne yapacağım şimdi? فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالِ O, onun hak ettiği ücretini çalıştırdım. Allah da bereketini vermiş demek ki. Çalıştırdım, epey bir mal oldu. Adamın ücretinden çalıştırdım, epey bir mal oldu. فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ Bir zaman sonra geldi. Ücretini almayan adam geldi, karşıma dikildi. Fekale dedi ki, ya Abdallah, eddi ileyye ecri, ücretimi ver dedi. Ne kadar zaman geçti bilmiyoruz. Hani öyle bir şey olsun bize, biz ne deriz? Kardeşim git, zamanında alsaydın. Ben vermemezlik yapmadım ki. Sen bıraktın gittin, git kardeşim deriz belki biz. Bu adam ne yapmış bakın. Fakultu dedim ki kullu ma tara min ecrik min el ibli vel bakari vel ganemi vel rakik Bak görüyor musun şu karşıda duran develeri, inekleri, koyunları, bir de başlarındaki çobanlarını. Evet, bu gördüklerinin hepsi senin dedim. Al git. Allah bereketini de vermiş. Ücreti değerlendirmiş adam. Demek ki doğurmuş, çoğalmış, sürüler oluşmuş, sürülerin başında da çobanlar tutmuş. Bütün bunlar senin dedim, al git. Fakale döndü dedi ki, ya Abdallah, la testezi bi. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme. Ver ücretimi de gideyim dedi. Fakultu dedim ki, la estehzi bik. Hayır hayır, seninle alay etmiyorum. Bunların hepsi senin dedim. Bunun üzerine فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا Hepsini aldı, önüne kattı, götürdü. Hiçbir şey de bırakmadı ya Rabbi. Adam aldı, hepsini de götürdü. Bir şey de bırakmadı geriye. Allahümme اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ ف۪يهِ Ya Rabbi, bunu senin rızan için yaptım. Eğer senin rızan için yaptıysam ve bu kabul edildiyse, bu amelim kabul edildiyse, bu sıkıntıyı bizden kaldır dedi, dua etti. فَنْفَرَجَتِ الْسَخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ Derken kaya oradan yuvarlandı gitti. Onlar da çıktılar, yürüyüp
işlerine gittiler. Şimdi üç insan var. Üç insanın dünyada yapmış olduğu üç amel var. Bunları belki defalarca yapmışsınızdır siz. Hepsini olmasa da belki birisini, belki ikisini yapmışsınızdır. Yapanlar vardır yani. Mesela en azından anamıza, babamıza böyle hizmetler etmişizdir. Defalarca da yapmışızdır bu hizmeti. Belki zina ile karşı karşıya kalmamışızdır ama başka bir haramla karşı karşıya kalmış, ben Allah'tan korkarım deyip vazgeçmişizdir. Başımızı çevirip gitmişizdir. Eğer bunu sırf Allah rızası için yaptıysa bir insan, niyeti halis, muhlis, Allah rızası için ise, o niyetinden dolayı, o amelinden dolayı taşları bile yerinden oynatabilir. Allahu Azimuşşan o ihlas ve samimi amelinden dolayı kulunun bütün sıkıntılarını kaldırır, onu yeniden hayata döndürebilir. Eğer hayatımızda yapmış olduğumuz ama sırf Allah rızası için yapmış olduğumuz ameller varsa ne mutlu. O amelleri çoğaltalım. Eğer yoksa bundan sonra yaptıklarımızda şu hadisi şerif kulağımıza küpe olsun. Sırf Allah rızasını düşünelim. Mevla Teala'nın rızası doğrultusunda yaşayalım ki bu dünyada olmasa da ahirette ya Rabbi biliyorsun ki bunu sırf senin rızan için yaptım. Ya Rabbi bu amelimi eğer kabul ettiysen beni affet, beni bağışla, beni cehennem azabından kurtar, benim hesabımı kolaylaştır diyebilelim ve karşılıkta görebilelim. Rabbim niyetimizi halis eylesin. Onun rızasına uygun yapmayı da bizlere nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.